Al bakalım yövmiyen. 50 lira mı? Yarısını borca kestim. Hepsini kesseydin bari. Borç ödemekle biter, ne yapalım, bizim de masraflarımız var. Alacaklarımın ucunu bıraksaydım, iflas ederdim. Bizim gibi aç kalmazdın ama. Neyse, Allah büyük. Bu gece sazı tek başına kapatan ihtiyar görüşmek istiyor seninle. Ne münasebet! Ben şarkıcıyım, konsomatris değil. Tersleyemedin mi? Kızım, akrabasıyım dedi. Yoksa almazdım herhalde. Siz mi konuşmak istediniz benimle? Evet. Benim akrabam falan yok, peşin söyleyeyim. Biliyorum. Oturursanız anlaşırız. Teşekkür ederim, benim hemen eve... Biliyorum, hemen eve dönmeniz lazım. Siz müşterilerle konuşmazsınız. Kızınız için çalışıyorsunuz, tek sevdiğiniz o. Evet. Ama siz kimsiniz? Sayın Osman Nuri Nur, Bilumum Yardım Cemiyetlerinin mucidi, kurucusu, besleyicisi. Yeşilay, Kızılay, Babanızım, öyle kabul edin beni. Size yardım etmek istiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey demeyin. Yarın saat 2'de evinizde olacağım. Evinize nasıl geleceğim, değil mi? Ama merak etmeyin, her yeri, her şeyi bilirim ben. Sizi, kim olduğunuzu... Ama benim için önemli olan... Yavrunuzun ve sizin hayat hikayenizi dinlemek. Yarın saat 2'de bunun için geleceğim. Anlaştık, değil mi? Baba! Babacığım! Çok sayın ve sevgili Osman Nuri Nur abimizin... ...Ruznami-i iftiharı, namı diğer günlük icraat raporu. 31 Mart 1974 Cuma, saat 8.30. Günlük sabah koşusundan sonra... ...mahallenin bilumum uyuz ve gayri uyuz... ...sokak köpeklerine et, evlerden atılan kedilere... ...ciğer tevziyatı yapıldı. Dilenciler Derneği Genel Sekreteriyle vuku bulan çatışmadan sonra... ...tespit edilen çalışamayacak durumdaki sakatları barındırmak için kiralanan... ...ahşap yalının mukavelesi yapıldı. Allah! Allah razı olsun efendim! Saat 10'da oğlu askere alınan Zahide teyze ziyaret edilip... ...1000 lira aylık nafakası verildi. Apostol oğlum! Sütüm nerede? Verirsem girer başım derde! Raporum mabadi efendim! Trafik düğümlenmesi kazasında... ...ayağı alçıya, kendi kalafata alınan şoför Sami efendinin... ...ailesine 2000 lira nakdi yardım. Apostol! Ben fena susadım! Meyhanemi size adadım! Raporum mabadi efendim! Sabahki yumurcaklar arası milli maçta... ...Bilader abimizin dikkatini çeken küçük menekşenin ikametgahı... ...aile durum vaziyetleri tetkik olunup... ...müteakiben Çağlar Saz'da icrayı sanat eden... ...validesi küçük hanımla teşerrüf edildi. Apostol atıyor tepem! Emrin başı sırada! Raporum mabadi efendim! Ulan başlarım mabadine de, efendine de, secerine de! Kafa bu be kafa! Mazo saatim geldi, hala dört bir yandan eşek tıraşı geçiyorsun! Ya sütüm gelir, ya meyhanenin sonu! Portakal! Portakal suyunuz var ya beyefendiciğim! Şimdi başlayacağım efendinin mandalına, sütüm dedim! Şimdi ayvayı yedim! Fakat doktorlar? Ulan işkembemin kahyası ben miyim yoksa doktorlar mı? Lakin saatiniz? Nem var lan! 7 nesil tıbbiye mezununu kabristanlık eder, cenazelerine çelenk yollarım! Sen konuş! Aslan gibi değil miyim apostol? Hem aslan, hem kaplan, hem kaya! Öyleyse şişeyim masaya daya! Doktorlarmış!
Ulan ben öleceksem namusumla ölürüm! Öyle eciz bücüz doktor raporuyla değil! Da suyunu çıkardı artık. Oh, ne oluyor Nazmi? Peder beyiniz toplamış gene Sulu Kule Orkestrası'nı açık hava konseri veriyor. Aa, ne yapacağız şimdi? Babanız diye toz kondurmasanız ben bilirim ne yapacağımı. Hani söz vermiştiniz bu son diye? Doktorların söylediklerini unuttunuz galiba. Öf! Bunak mıyım unutayım? Kelimesi kelimesine aklımda! Ama kulaklarıma pamuk tıkamak en işime geleni! Neymiş içersem ölürmüşüm, ha? Ölmeyeceğim işte! Hem lıkır lıkır içeceğim, hem de direkt gibi yaşayacağım! Fakat, tıp ilmi diye bir şey var Peder Bey. İlim varsa, biz de varız! Bana içme ölürsün diye vaaz çeken doktorların yarısının cenazesinde bulundum! Onlar kuzu sütü içip kuyruğu titretir, ben aslan sütü içip zurna çaldırırım be! Hadi! Lan oğlum lan zurnacı! Nefesine kılçık mı kaçtı be? Öttürsene şu mereti! Öndürürüm be cümdüm be! Baba! Rezil oluyoruz! Sözüm meclisten dışarı bu davranışınıza kendi mezarınızı kazmak denir! Ağzından yel olsun be! Mezarcı mıyım ben? Babacığım! Şimdi başlatacaksınız babanızın cimdallısından! İçeceğim be! Siz içme deseniz de içeceğim! Çalsanıza be! Burası benim evim! Ne damat zırıltısı öter bu evde, ne de doktor borusu! Bu evde benim emrimle zurna öter! Sizler de oynayacaksınız! Ama beyefendi! Oynayacaksınız dedim! Hep beraber! Hadi! 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 Başla! Onu komşunun yüzüne nasıl bakacağız? Küfeyle gelmesi kâfi alay konusu olmamıza! Kaç tane hususi arabası varken küfeyle gelmesi neden, bunu anlayamıyorum! Sarhoşluğun raconu oymuş, tadı küfeyle çıkarmış! Yemin ederim, baba demeye dilim varmıyor artık! Ha
bilseydim, iç güveysi girmezdim evinize. Ev tutacak param var mıydı Azmi? Ha, yoktu ama her gece de davul zurna çekilmez yani. Allah aşkına bir de sen anlayışsızlık etme. Ne yapabiliriz? Bizi dinleyecek, anlayacak halde mi? Haklısın yavrum. Bizi anlayacak halde değil. Onu yola getirse getirse Murat getirir. Vay benim Nuraynim! Vay ciğerimin köşesinin, 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 köşesinin! Köşesinin köşesi ama hepsi palavra! Bak hele! Neden palavraymış? Sevmez miyim seni? Sevseydin ağzına içki koymazdın. Doğru ya, doğru, doğru. Ben ağzıma içki koymayacaktım, değil mi, ha? Onu sana sormalı. Bak, önceden haber vereyim dedi. Aramıza kara kedi girecek, haberin olsun. Koparım kuyruğunu o kara kedinin ben! Aramıza hiç kimse... Avukat Nevin teyze gelsin de gör bak! Gece bir alemdi Nevin Hanım, görmenizi isterdim. Gene mi içti inatçı? İçmek de ne kelime, meyhaneyi midesinde getirdi. Üstelik de küfeyle! Allah'ım, işte bu rezalet! Babanız beni öldürecek çocuklar! Koca adam, koskoca Osman Bey nasıl girer küfeye? Giriyor işte! Ya doktorlar, onlar duyarsa? Ne diyecekler? Yanına girebildiler mi ki korkudan? Kilitli kapı önünde titreşip duruyorlar! Yo, olmaz böyle şey! Vaziyete derhal el koymam lazım! İdareyi ele alıp, bu keşmekeşe bir nihayet vermezsem... Vahim neticeler doğabilir. Doğabilir ya. Eğer dün akşam çok içtiyse, sıhhi durumu feci demek. Feci! Fecaatul felakat! Evet! He? Zira pek muhterem hastamızın böbrekleri zaten fevkalade bir tehlike arz etmekte. Tehlike! Tehliketul muazzama! Ne demek diyeyim efendim? Ne demek? Ne demek? Na imkanul lisan! He? Böbrek üstü zarın her üç tabakası, orta tabaka ile imtizaç edemedim. Vay 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 vay! Evet! Müthişol vay! Evet! Ne oluyor beyler? Vazifeniz, kapı önünde nizamiye nöbeti tutmak mı? Yoksa hastayı muayene mi? Sakin olun Nevin hanımefendiciğim! Sakin olun! O da musakkin olun lütfen! Muhterem ve kıymetli hastamızın ne kadar asabi, bir karakter taşıdıkları malumunuzdur. Yanına girersek... Bağırabilir! Kafamıza bir şey atabilir! Yahut da bizzat bedeni vücudumuzu pencereden ihraç edip bizi kapı dışarı edebilir hanımefendi! Evet! Doğru, her şey beklenebilir onda. Hele gece içmişse. Ne olursa olsun, bunların vazifesi hasta kapısında vizite ücreti kollamak değil. Hasta içeride ecelle pençelesin, siz burada onu kaderine terk edip gevezelik! Rica ederiz Nevin hanımefendi! Burada arz-ı mevcudiyetimizin sebebi âlisi... Akademik bir konsültasyon mahiyetinde olup, sırf Osman Bey'in böbrekleri üzere! Böbrek mi dediniz? Öyleyse yağsız olsun! Acılı olsun ve de akşamcı iş olsun! Sıhhatiniz için beyefendi. Sıhhatimi düşünseniz sabah sabah uykumun içine etmezsiniz! Tenesir kargaları gibi üşüştünüz kapımın önüne! Lakin... Defolun buradan! İyiliniz! Yerin dibine baktın! Ya böbrek... Hapsın doktor bozuntusu! Defol! Bu ne şeref sabah sabah efendiciğim!
Maalesef ben aynı sözü söyleyemeyeceğim. Tıbbın en ünlü otoritelerine böyle davranmanıza... Bilakis! ...intihar denir. Bilakis Nevin hanımefendiciğim! Bu doktor milleti insanın ömrünü kısaltır. Bu teneşir horozları beni hala aklayamadılarsa... ...azlerinden değil, biraz daha para tırtıklamak için. Susun! Susun Osman Bey! Bu saçmalarınızı daha fazla dinleyemem. Fakat ben... Susun dedim! Hepimiz iyiliğiniz için çırpındıkça, aksini yapıyorsunuz. Halbuki biz sizi çok seviyoruz babacığım. Bütün korkumuz, bütün üzüntümüz sevgimizden. Ama ben size... Siz sevgiden, siz sizi sevenlerden ne anlarsınız? Hadi doktorların menfaati var. Ya benim Osman Bey, ya benim... 20 yıldır bunca çılgınlıklarınıza niye katlandım acaba? Bunca yıl olmayacak hareketlerinizle... ...bunca çileyi neden çektim acaba? Hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm dedeciğim. Sen ne dersen de, bu Nevin teyze sana yangın. Ha? O da ne demek öyle? Ayıp ettim be dede! Aşık demek işte! Onu da ben mi öğreteceğim sana? Sus, sus! Yoksa biber koruma ağzına! Ağzım yanarsa aşk biter mi dede? Aşık işte, aşık, aşık! Peki, peki, peki! Ama sen sus! Küçüklerin ağzına yakışmaz böyle sözler! Bu lafları yalnız ben söylemiyorum ki! Kim söylüyormuş başka? Ben! Gözümün gördüğünü dilimden mi esirgeyeceğim? Babama aşık olmasa onca kahrını çeker mi? Avukatlığını bile ona adadı! Yo, öyle konuşma! Nevin Hanım olmasaydı, onu hapishanede ziyaret ederdik herhalde! Yani ne me lazım, kadıncağızın faydası büyük! Zararı da! Babamın bütün hesapları elinde! Hiç değilse Azmi ile Nazmi bakabilirdi para hesaplarına. Bak bunda haklısın. Aslan gibi iki damadı varken... ...para meselelerinin başkası tarafından idare edilmesi... ...etrafça da komik karşılanıyor. Hafif yemek müziği başladı. Öyle saati gelmiş. Biliciniz geldi hey! Biliciniz geldi hey! Hey! Biliciniz de kızarmış pilav dilberleri gibi! Biliciniz de kızarmış pilav dilberleri gibi! Yiyen onu şişman, yemeyen de şişman! Yiyen onu şişman, yemeyen de pişman! Biliciniz geldi hey! Biliciniz geldi hey! Hap 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 hap! Pilice bak be! Piliç de piliç olmuş hani ha! Ay 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 ay! Şu suratlara bak! Gene ne ekşittiniz limon gibi? Sizler öyle sazlı sözlü sofralara... ...tenezzül etmezsiniz tabii he? Babacığım! Ne demek babacığım? Sofraya cenaze evi gibi 6 karı suratlı oturmayacağız herhalde he? Biliyorum, biliyorum, biliyorum! İçinizden deli diyorsunuz bana! Dede! Söyle! Deliyi anladım da... ...zır deli ne demek? Murat! Ohohohoho! Haberi çocuktan al derler! Eksik olmayın! Bizim makamımızda terfi de ettirmişsiniz! Uyduruyor! Ne uydurması anne? Karışma sen! Vallahi uydurmadım dede! Yorma torun kendini! İsterlerse deli deli kulakları küpeli diye... ...tef çalsınlar arkamdan vız gelir! Aslında kim deli... ...kim değil orasını Allah bilir! Bu kadar fazla artık! Hadi bakalım, pilicimi soğumadan, buyurun sofraya! Hop hop hop!
Hop hop hop, koparmayın öyle, durun durun, al şunu! Hadi, hadi! Beyefendiciğim, size yemek sonrası günlük programınızı arz ediyorum. Bir Nisan 1974 Cumartesi, fabrikanın aylık toplantısından sonra küçük Menekşe ve annesinin hayat hikayesi dinlenecek. Fazla bir söze lüzum kalmadı sanırım. Hayat hikayemi şarkımda dinlediniz. Dinledim. Ve bütün acılarını içimde hissettim. Ama neden ayrıldığınızı öğrenmek istiyorum. Sonra belli gözlerinden kocanı hala seviyorsun. Ben kalbinde tek sevgilik yer olanlardanım. Kocamı kaybetsem bile yerini bir başka sağlamazdı ki. Güzeli de bu zaten. Bakarsın bir gün döner. Boşuna bir bekleyiş olur bu, dönemez. Neden? Aramızdaki yollar kapandı kocamla. Kalbimde yaşasa bile bir daha bizimle yaşayamaz. Aslında iyi bir insandı. Yeri meyhaneler oldu. İçki ve kumarın pençesine düşünce mutluluğu unuttu. Yavruma baban öldü demek zorunda kaldığım halde ilk günkü kadar delice seviyorum onu. Çok çektim. Kolay mı erkeksiz kalıp sazlarda sarhoşların eğlencesi olmak? Artık son! Bundan böyle sazda çalışmayacaksın. Bundan sonra güzel sesini yalnız yavrun ve çiçek sevenler dinleyecek. Bir çiçekçi dükkanı açacağım sana. Bir bu eksikti. Bizim kayınpeder tam kaçırmış keçileri. Neden, ne olmuş gene? Bir çiçekçi dükkanı açıyormuş şimdi de. İster misiniz bu dükkanı da bir başkasının üzerine yapıversin? Vaziyete derhal el koymazsak sonumuz vahimdir. Neden Nazmi? Kendi parası değil mi? Canım öyle bile olsa, onu seven damatları olarak parasını çarçur etmesine vicdanımız razı olmaz. Evet, doğru. Bu bir vicdan meselesi. Sizler de babanızı seversiniz herhalde. Tabii! Çok severiz. Baba sevilmez mi? Öyleyse bir şeyler düşünüp hemen tedbir almalıyız. En iyisi avukat Nevin Hanım'a telefon edip onunla görüşmek. Alo? Evet. Evet. Tabii. Bahis konusu Osman Bey oldu mu? Bütün işlerim önemini kaybeder. Randevularımı iptal edip hemen geliyorum. Hay Allah! Hiç kimse paramın kahyası olamaz! Paşa gönlüm nasıl isterse öyle harcarım! Bana neden bağırdığınızı anlayamadım Osman Bey. Size bağırmak mı? Estağfurullah Nevin Hanım! Siz nadide bir elçisiniz benim için. Ben bizim damat olacak merkepler için yırtınıyorum! Münasebetsiz herifler! Parama maliyeci başı kesildiler! Ne de olsa kızlarınızın eşleri. İyiliğinizi düşünüyorlar. Hiç olmazsa bir kere de birlikte konuşalım bu konuyu. Hatırım için! Gördünüz mü? Babam sizi anlamış. Hem de ne anlamak! Ciğerlerinizin içinin köşesinin elifine kadar! Maksadımız sizi korumak! Siz kıymetli vakitlerinizi beni korumakla ziyan edeceğinize doğru dürüst bir iş tutup para kazanmaya baksanız! Ama babacığım! Ama babacığım! Kalplerini kırıyorsunuz onların! Korkmayın! Kırılmaz, kırılmaz! Ya gururumuz beyefendi? Biz izzet-i nefis sahibiyiz ama! Pek sanmıyorum! Ama babacığım! Gel! Yürü!
şaşkınlıktan konuşacak söz bulamıyorum Osman Bey. Sizi incitecek bir harekette bulundumsa özür dilerim. Siz avukatsınız Nevin Hanım ama hayatı benim kadar bilemezsiniz. Hayat yaşamak demektir, gülmek, söylemek, eğlenmek demektir. Bunlarsa fesat fıçısı. İnsan bunlara kulak assa, üç ayak almaz boylar öbür dünyayı. Ama Osman Bey onlar sizin için... Biliyorum, biliyorum, benim için deli diyorlar. Boş verin canım, ne derlerse desinler. Dilin kemiği yok. Bu konuyu halledemeyişimizin tek nedeni... Ayla ile Necla. Bize aşıklar. Ama babalarını da çok seviyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Deli olduğunu ispatlamak. Deli olduğunu mu? Yalan mı? Yaptıklarını bir bir saysan... bin kere inanırlar deli olduğuna. Dikkat et sen aptal herif! Yazık değil mi bu zavallının ayağına? Vah yavrum! Vah yavrum! Vah güzel evladım! Vah güzel evladım! Vah canım çocuğum benim! Kim kıydı sana? Kim acıttı canını senin? Ne olacak bu fotoğraf Allah aşkına? İnşallah kötü şeyler düşünmüyorsundur babam için. Kötü şeyler olur mu hayatım? Erkek işinden anlamazsın sen. Bu fotoğraflar çoğalınca... anlatırım sana her şeyi. Hay senin düdüğünün nefesine be! Golü kestin, golü! İstimi bozulmuş şirket ayrıya vapur gibi zart zurt! Cıdı götürülürüm be! Hapen hakem duyuyor muyum? İcab zuhur etmişim, oturmuşumdur da! Vakitsiz öten horozun başı kesulur da! Boş ver be dedi! Bu kadar konuşmaya değmez! Değmez, değmez ama... Halis altı okkalı golken penaltı verdi! Hakem değil miyim? Değilim da! Penaltı da yarı gol demektir! Çek şunu da, gol görsünler! Çal bakalım şu düdüğünü! İşin o ciyotu, benim pileceğim bir vaziyetudur! Şu resme bak! Koskoca adam çoluk çocukla futbol oynuyor! Bunun gibi 3-4 resim daha yakaladık mı, bizim muhterem kayınpeder, futbola tımarhanede devam eder. Bize de sevgili Osman babacığımızın ziyan edemediği paralarla oynamak düşer. Dur Murat! Oldu mu şimdi bu? Günah değil mi bu kuşçağıza ha? Av vurdum dedeciğim! Seninkisi av değil, keyfine yaralamak! Günahtır yavrum! Gerekmiyorsa, sana zarar vermiyorsa... bir karıncayı bile incitmememiz gerek! Yazık oldu! Az önce cıvıl cıvıl ötüyor... gökyüzüne kanat kanat neşe saçıyordu! Neden yaptın? Ne istedin bu yavru kuştan? Affedersin dedeciğim, düşünemedim! Zavallı babacığım, pek de yufka yüreklidir! Yalnız insanlara karşı değil, hayvanlara karşı da! Biraz da damatlarına öyle olsa! Ne yapıyor size? Ekmek elden, su gölden! Ya, demek biz bu evliliği kuru ekmeğe talim için yaptık! Bu hakareti ancak boşanmak baklar! Ağlatma beni Nazmi! Aa, öyle konuşma Azmi! O zaman sen de benim işime karışma! Bu resimleri, bu vesikaları toplamak zorundayız! Muhterem pederinizin servetini ziyan etmesini ancak böylelikle önleyebiliriz! Ama baba! Ah ya babacığımı akıl hastanesine atarlarsa... Allah göstermesin! O zaman kederimden ölürüm ben! Peki, ya baban aklını esen deliliklerden birini yaparken ölürse? Ben de ölürüm! Yaşayamam kahrımdan! Ya, biz de felaket felaket üstüne, cenaze cenaze peşine gelmesin diye... Babanızı özel bir akıl hastanesine kapatıp... tedavi ettirmekten başka çare bulamadık. Aa, babacığım!
Sırf kayınpederimizin iyiliği için. Her şeyi o kadar güzel planladık ki... rapor verecek doktordan... randevu bile aldık. Evet. Bu resimlerin hepsi... Osman Bey'in zihni muvazenesinde bir aksaklık olduğunu ispat ediyor. Maksadımız onu cemiyete zararlı bir davranışı bulunmadan... emniyete alabilmek. Şu zavallı kuşu öldürdüğü gibi... futbol oynadığı çocuklardan birini de boğabilir. Anladım. Acil bir vaka karşısındayız. Evet doktor, tahmininiz yerinde. Gerçekten hem acil, hem de tehlikeli bir vaka karşısındayız. En iyisi onu yarın açacağı çiçekçi dükkanında gizlice görmeniz. Sonra da gereken şekilde hareket ederiz. Bir çiçekçi dükkanı mı açıyor dediniz? Evet. Torunu yaşında bir bar kızına sevdalanınca... ona bir çiçekçi dükkanı açıyor. Ömrümce unutamayacağım bu iyiliğini. Hiç kimse beni o bataklıktan kurtarıp... bu renklerin, bu güzelliklerin içine sokamaz. Senin gerçek yerin bu çiçeklerin yanıydı. Çünkü sen bataklıkta bile tazeliğini kaybetmeyen renkli bir çiçeksin daha. Nasıl ödeyeceğim bu iyiliklerini? Gözlerindeki bu son yaşları tamamen silecek olan kocanı bulup... onu sana döndürdüğüm zaman... ne olursa olsun, onu affetmekle. Affedeceğiz, değil mi? Ne kadar büyüksün Osman amca! Ne
kadar iyi bir insansın. Ne istiyorsunuz benden? Karına ve yuvana dönmeni. Kimsiniz siz? Bir dost. Sevmesini ve sevindirmesini bilen bir dost. Kim olursanız olun dönemem. Gene içiyorum. Gene kaybettim kumarda. Her şeyimi kaybettim. Affettiremem kendimi. Affettireceksin. Nasıl? Hiçbir şey olmamış gibi ona bir buket çiçek de mi götüremeyeceksin? Param yok. Önemli değil. Bildiğim bir çiçekçi var. Adresi yazılı. Bu kartı ona ver, benim gönderdiğimi söyle. İstediğin çiçeği hazırlar sana. Beni Osman Bey gönderdi. Sizden öyle bir buket istiyorum ki hüzünle akıp geçen yılların acılığını alıp götürsün. Yaptığım hataları affettirsin. Yıllardır içimde tükenmeyen sevgimi anlatsın. Bilmem anlatabildim mi nasıl bir çiçek istediğimi? Yavrum nasıl? Büyümüş, kocaman bir kız olmuştur. Çok özledim onu. Seni de. Osman Bey dün akşam üzere evden çıkıyor ve bir daha eve dönmüyor. Sizler de onun bu durumundan endişelenmiyorsunuz, hayret! Endişe ediyoruz tabii! Endişe ediyoruz da, kesin bir şey yok ortada. Osman Bey bu. Ne yaptığı, ne düşündüğü belli olmaz. Ne
olur dedemi bulalım babacığım. Nerede olduğunu öğrenelim. Oo! Nasıl oldu da babacığım kelimesini kullandınız? Demek ki siz beni bayağı seviyor musunuz küçük bey? Garip bir konuşma. Sevmez olur mu babasısınız? Bugüne kadar bu zevki tadamadım da. Hadi bakalım, cinliğini göster. Kurtar dedeni düştüğü uçurumdan. Demek ki Osman bey bir uçurumda... ...ve siz de bu uçurumu biliyorsunuz. Şey yani... rahatsızlanmış olabilir. Yormayın kendinizi. Osman beyim bunca yıllık avukatıyım. Durumunu öğrenmem pek zor olmayacak. Mahkemeye verildi Nazım bey. Doktor beyin raporu üzerine gereken muamele hazırlandı, mahkememiz yarın. Osman beyin hatalı davranışlarını önlemek için yapmış olduğunuz bu insanca hareketinizde gerçekten övülmeye değer. Babamın hastane durumlarıyla da yakından ilgilenmemiz gerek Nazım bey. Doğru. Bilhassa yarın. Tedavisinin son derece titizlikle yapılması lazım. Alo? Şişli Özel Sinir Kliniği mi? Şişli? Özel Sinir Kliniği. Nasılsınız doktor bey? Ben kat 3, 14 numaralı özel odada yatan Osman Nuri Nur Bey'in damadıyım. Nazmi? Kat 3, 14 numaralı oda. Osman Bey'in durumunu öğrenmek istiyorum. Demek ki çok iyi. Teşekkürler doktor bey. İlginize binlerce teşekkür. Burası ne biçim hastane durdu? Doktor, hemşire, kapıcı, sıvacı adım bulunmayı mı buraya? Yetişin! 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 Ne var, ne oldu? Arşuni! Nesi var çocuk? Arşuni! Nesi var çocuğum? Yürüyorum! Nesi olduğunu şimdi göstereceğim! Kim? Ah! Ah, bayım yavrum! Dedeciğim! Yavrum! Ne var? Ne oldu yüzüne? Boş ver dedeciğim. Hı? Gazozdan. Gazoz. Seni almaya geldik. Ne cinsin sen? Kalbin bana çekmiş ama şeytanlıkların da babanın eşisin. Ha? Ne oldun bana? Ne oldu? Kim vurdu baş? Kim vurdu paşuna? Başım. Geçmiş olsun paşuna. Hadi, al bakalım beni kucağına! Kucağıma mı alayım? Beni burada tedavi edemediler, söylene başka hastaneye gideceğiz! Başka hastane? Seni kaçırmak için!
Vay 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 vay! Ulan ne biçim hastane bu be! Adam ölüyor da hiç kimsenin haberi olmuyor! Açın şu kapıları! Açın da tepeme attırmayın benim! Utanmazlığı son attı bu be! Hay böyle hastanenin içine! Bekçi başı! Cenevum! Vezife beni çağırı! Urtekler arayacağım seni! Hemsun benim! Kimim? Bekçi başı! Hapurayayım! Çabuk ol! Çabuk ol da başka bir hastaneye yetiş! Yetişalım da! Koş! Ah, hayrola gecenin bu saatinde? Al hatırınızı sormaya çalmadık Nevin Hanım! Torunum tımarhaneden kaçırdı beni, tımarhaneden! Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum! Sen Murat'ı hemen köşke götür, şüphelenmesinler! Osman Bey bu gece benim misafirim olacak! Ha? Osman Bey bu gece buraya mı kaldı? Evet! Bekçi başı! Ayrıca bütün takımı mahkemeye topla! Baş üstüne! Dedeciğim! Aha! İyi geceler! Osman Nuri Nur Bey'in kızları, Ayla ve Necla Hanım'ın talepleri üzerine açılmış olan davamızda dileğimiz, dilekçemizde ve doktor raporumuzda bahsettiğimiz gibi, akli muvazenesinde bir dengesizlik olan Osman Nuri Nur Bey'in hacr altına alınmasını, menkul ve gayrimenkul bütün servetinin kızları tarafından idare edilmesini talep ediyoruz. Dilekçeniz ve doktor raporunuz tamam. Bir dakika! İtiraz ediyoruz hakkımızda açılan bu davaya. Osman Nuri Nur Bey'in 20 yıllık avukatıyım. Müsaade ederseniz söz almak istiyorum. Buyurun. Osman Nuri Nur Bey için alınması istenilen bu karar tamamen yersizdir. Ayrıca buraya nasıl ve nereden geldiğimizi anlatmak istemiyorum. Akli muvazenesi yerinde olan Osman Nuri Bey, maddi sebepler nedeniyle tuzağa düşülmek istenmektedir. Dikkatinizi çekerim! Meslektaşımın yerinde olmayan bu heyecanını normal karşılayıp Osman Nuri Nur Bey için rapor veren Sayın Doktor Feridun Sahir Bey'in dinlenmesini rica ediyorum. Osman Nuri Nur Bey, yaşının verdiği tesirle tıpta hipomanyak tabir edilen bir hastalığa yakalanmıştır. Bu tip hastalar, yaşından beklenmeyen olayları yaratırlar ve dikkatleri üzerlerine çekmek isterler. Bu durumu sizlere, Osman Nuri Nur Bey'in yarattığı olaylarla ispat etmek isterim. Cemiyetteki yerini umursamazcasına, gecelerini en basit meyhanelerde geçiren Osman Nuri Nur Bey, sabahlara karşı küfe içinde evine dönmüş, bu garip davranışlarıyla çevresini, en yakınlarını rahatsız etmiştir. Beyefendinin bu söylediklerine karşılık, binlerce iyiliği vardır Osman Nuri Bey'in. Çok az zenginimiz, servetini kendi dünyası dışındaki güçsüz insanların mutlulukları için harcamıştır. Size Osman Bey'in bir olayını daha anlatmak isterim. Yaşından beklenmeyen, şaşırtıcı olaylardan birisi de, çocuklarla çocuk olarak boş zamanlarını komik olaylarla öldürüşüdür. Karşı olarak bir olay da ben anlatmak isterim sayın hakimim. İşlerine gelen yanlış yorumlarla, gece hayatından çektiği, Selma'ya tertemiz bir hayat hazırlamış,
Onu yıllar evvel terk etmiş olan kocasıyla birleştirerek mutlu bir hayat bağışlamıştır. Kendisini büyük bir itina ile tedavi eden sayın profesör ve yardımcılarını huzurundan çil yavrusu gibi dağıtarak kovmuş, hizmetkarlarıyla ciddiyeti kaybettiren bir hava içinde laubali olmuş, gerçekten bir akıl hastasına yaraşır hareketlerle hizmet ettirmiştir. Gerçekler ortada sayın hakimim. Osman Bey'in rahatsızlığı, sayın doktor bey'in size sunulmuş olan raporuyla meydandadır. Bu duruma göre, bir an önce tedavi altına alınması talebimizin mahkemenizce karara bağlanmasını bekliyoruz. Kararınızdan önce olaylarla ilgili bazı şahitlerin dinlenmesini rica ediyorum. Efendim, delidir desem, delidir. Velaçın deli değildir desem, deli de değildir. Hem delidir, hem deli değildir. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olay bu? Osman Bey'dir bu da! Hem deli olur, hem deli olmaz. Uzun lafın kısası, gelelim konu mevzumuzun esasına. Osman Bey deli mudur, deli değil mudur? Kısa kes, Bekçi Efendi! Kesmesine kesorum da, kesmemem icap ettiği dolayısıyla konu mevzumuzun esası, Osman Bey deli mudur, deli değil mudur? Oğlum, sana fikrini sorduk. Biliyorum, biliyorum, Haçın Bey. Şimdi deludur desem bir yalan. Ha, deli değildir desem, o da bir yalan. Yani? Yani deludur galiba. Ama velaçun! Osman Bey'in yaptıklarını delilik olarak kabul ediyorum hakim bey. Bu zamanda kimse onun yaptıklarını yapmaz. Hiç kimse bizim hayatımızı yaşayan bir kadına para verip de bir şeyler almadan gitmez. Kimse bizim gülen yüzlerimizin ardındaki gözyaşlarını göremez. Ama o her şeyi gördü hakim bey. Akıllı geçinenlerin bile göremediklerini. İki seven insanın ayrılığındaki acıyı, babasız kalmış bir yavrunun yıkıklığını, o kahredici hasreti, hepsini gördü. Hepsini gördü ve bizleri kurtardı. Meyhaneye akıllı giren her insan deli çıkar hakim bey. İçki bu, şişede durduğu gibi durmaz ki. Deli miydi, değil miydi bilemem ama içkiyi adabıyla içerdi. Şahitleri dinlediniz. Osman bey, dünyanın en iyi kalpli, en dürüst insanıdır. Osman bey'in tertemiz, hayat dolu bir dünyası vardır. Çocukça duyguların hakim olduğu tertemiz bir dünya. Aslında birçoğumuz öyleyizdir. Koşmak, eğlenmek, içmek, hayattan zevk almak isteriz. Ama cesaret edemeyiz buna. Fakat Osman bey, bunları yapacak kadar hayat dolu bir insandır. Böylesine sevgi dolu, böylesine sevilmeye değer bir insanı bu derece üzücü bir hastalıkla nasıl suçlar? Bu konuşmalara bir diyeceğiniz var mı? Ne diyeyim hakim bey? Ne diyeyim? Karar için yarım saat ara veriyorum. Neden konuşmuyorsun Osman bey? Neden konuşayım? Kendini müdafaa etmek için. Kime karşı? Anladım ki hiç kimse sevmiyor beni. Hiç kimse. Ne demek hiç kimse sevmiyor? Ben bana güç vermek istiyorsunuz. Hayır, ben benim sevgimin yanında bütün sevgiler küçük kalır. Yıllardır çektiğim acılar senin büyüklüğünle sona erdi. Sen dünyanın en iyi insanısın. Yalvarırım konuş, bir şeyler söyle. Dedeciğim! Sensiz yaşayamam ben! Sahi beni bu kadar seviyor muydunuz? Elbette!
Şimdi korksunlar benden. Şimdi deli desinler bakalım Osman'a. Deli desinler de alsınlar cevabını. Karar için mahkemeyi tekrar açıyorum. Osman Bey! Karardan evvel size son bir konuşma hakkı veriyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Evet! Var hakim bey! Hayatı, yaşamayı daima sevdim. Yıllarımı insanları sevindirmek, insanları mutlu etmek için verdim. Onların sevinçlerini görmek benim en büyük servetim oldu. Ömrümce paraya değer vermedim hakim bey. Ama kızlarımın, damatlarımın heyecanı bu yaşımdan sonra gerçeği gösterdi bana. Onlar haklıymış. Madem ki ortada bu derece acı olaylar var, doktor beyin raporuna saygı duymak lazım. Doktordur. Kabul ediyorum söylenenleri. Herhalde bir zorun... Ara verelim isterseniz. Yo, hayır, hayır! Konuşmak istiyorum. Sonuna geldim zaten. Onlar haklılar. Beni kızlarımın ve damatlarımın idaresi altına almanızı istiyorum. Servetimi onlar idare etsinler artık. Çünkü ben... Babacığım! Babacığım! Açılın biraz, açılın da hava alsın! Açılalım beyler! Ne oldu babacığım? Allah aşkına konuş babacığım! Üzüldünüz mü? Beni bu kadar sevdiğinizi düşünemezdim hiçbir zaman. Utandım, çok utandım. Ah, bir bilseniz ben ne anlayışsız bir adamım! Ne demek? Estağfurullah babacığım! Yo, hakikaten anlayışsızım. Sizlerin beni sevmediğinizi sanarak vasiyetnamemi yeniden hazırlamıştım. Sizleri mirasımdan mahrum etmiştim yavrularım. Mirasımın tamamını Murat'a, Selma'ya ve beni çok seven bu iyi kalpli insanlara paylaştırmıştım. Ne önemi var babacığım? Yeniden hazırlarsınız. Nasıl olur? Benim artık hiçbir imza yetkim yok ki. Deliyim ben. Hayır peder bey, deli değilsiniz. Deli değil miyim? Evet. Doktor bey. Konuşun. Osman Bey'e deli olmadığını, raporun bizim zorumuzla hazırlandığını söyleyin. Belki de ben yanılmış olabilirim tabii. Sanırım ki... Yani... Deli değil miyim ben şimdi? Hayır, değilsiniz. Belki de... Hepimizden akıllısınız. Sayın hakimim, huzurlarınızda böyle komik bir aile dramı oynadığımız için bizi affedin. Adaleti bir yanılmadan kurtardığınız için biz size teşekkür ederiz. Babacığım, bizi affet. Yo, bana baba demeyin artık! Zeki kocalarınızın yanında... Mutlu bir yol arayın kendinize! Mutlu olursunuz inşallah! Bana yabancı bildiğiniz... Gerçek dostlarım yeter! Murat'ım! Dedem! Selma! Nevin Hanım! Ve
dediği gercandan dostlar! Çocuklarda neşe içinde koşmak, çocuklarla futbol oynamak, sabahlara kadar içip sonra evime küfeyle dönmek ve sonra da... evlenmek istiyorum. Yapabilir miyim bütün bunları? Tabii. Siz takdire değer büyük bir insansınız. Bütün güzelliklere layıksınız.